Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Şimdi bu önümde görmüş olduğunuz kumandalar fiyatlarına göre uygun kumandalar arkadaşlar. Bunların size özelliklerini kısaca anlatmaya çalışacağım. Diğer kumanda serilerimizde olduğu gibi radyo link, ekranlı kumandalar haricindeki kumandalar bunlar. Genelde model araçlarda kullandığımız uygun fiyatte kumandaların özelliklerini size göstermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bunlar da tabii çeşitli markalar, modeller ve özelliklere sahip kumandalar. Şimdi bunların içerisinde iki tanesi, üç tanesi benim favori kumandalarımdan sebeplerini de söyleyeceğim. Şimdi mesela bu görmüş olduğunuz kumanda Gol RC'nin 3 kanallı bir kumandası. Fiyat olarak çok 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 makul fiyatları var. Tabi şu an fiyatlar biraz yükseldi ayrı mesele ama 3 kanallı Gol RC'nin en uygun fiyatlı kumandalarından biri. Şu kumandamız ise HSP'nin bir kumandası ya da FlySky'ın veya işte bazı markaların çeşitli markaların olmuş olduğu kumandalar bunlar. En uygun 2 kanallı kumandalarımız arkadaşlar ileri geri, sağa sola özellikleri var. Onun haricinde herhangi bir özelliği yok. Ama 2.4 bu kumandaların hepsi. Onun haricinde benim favori olarak sevdiğim kumandalardan bir tanesi de fiyatına göre çok 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 uygun idi ve şu özelliğinden doları diğer kumandalardan ayırıyor. Bazı çok pahalı kumandalarda mesela bu özellik yok. Nedir o özellik? Gaza mesela sonuna kadar bastığınızda buradaki ayarı kısıyorsunuz arkadaşlar. Araba çok yavaş gidiyor. Yani çocuğa vesaire başka birine yabancı birine verdiğiniz zaman hızlı bir arabayı böyle gazı aniden bastığında hızlanması yerine maksimum 5 ile 10 20 ile gidiyor. O özelliğinden dolayı Himato ve Maverick benim favori kumandalarından bir tanesiydi. Neden? Yeni başlayacak olan arkadaşların evinizde genç kardeşlerimizin çocuklarımızın olduğunu varsayarsak onlar için de ideal bir kumanda. Ayarını gaz ayarını kısarak bu şekilde kullanmak biraz daha makul. Bunlar da aynı şekilde iki kanallı. Üç kanalı olsa biraz daha bir tık daha iyi olabilirdi aslında. Bunlardan birkaç tane daha özelliği farklı olacak. Elimde Supra Sobi'nin ve Dumboreci. Aslında ikisi de aynı. Az önce söylemiş olduğum gibi az önce Himato ve Maverick. Bu kumandalarda ikisi de aynı. Tüm özellikleri vesairesi aynı. Görüntüsü de aynı ama markalar farklı. Muhtemelen aynı fabrikada yapılmış. Bunlar da yine aynı şekilde. Supra Sobi'nin ve Dumboreci. Bunların ikisi de 6 kanallı arkadaşlar. Ve hem 6 kanallı Bunlar da söylemiş olduğum o gazı kısma olayı bunlarda da var arkadaşlar. Gaz ayarını kısarak yeni bir kullanıcıya verdiğinizde gaz ayarını sonuna kadar tetiğe bastığında araba son hız gitmiyor. Onun %10, %20, %5'e düşürebiliyorsunuz. O açıdan bu da güzel bir kumanda. Benim bu tarz 2.4 olup dijital olmayan kumandalar içerisinde de en sevdiğim kumandalardan biri TF40 arkadaşlar. Bu kumandanın özelliği hem 3 kanallı ve analoglar içerisinde dijital özelliği olan aslında bir kumandanın bir çeşidi. Bunun aynı şekilde ayarları, hız ayarı bir şekilde buradan yapılıyor. Çok hani bunlardaki gibi hızlı değil ama bunlarda da ayar yapılıyor aynı zamanda servonun ve ESC'nin limitlerini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani EPA ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Bu 4 tane potansiyometreden. Aynı zamanda menzili oldukça kuvvetli. Bunun alıcısı 2S destekli olan alıcıları da var. Waterproof olan su geçirmesi alıcılar da var. Menzil konusunda, alıcı konusunda veya arabanın hassasiyeti vesaire konusunda oldukça benim çok kullandığım, sevdiğim bir kumandadır. 12-13 tane civarında arabada TF40 bağlı. Yani elimden geldikçe uygun fiyatta dek getirdiğim zaman almaya çalışıyorum. Herkese de bu kumandayı tavsiye ederim. Hem 3 kanal hem özellikleri açısından ve mesafe menzil açısından ben hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. 2-4 kumandalar içerisinde bununla da fail sefe özelliği var. Yani menzilden çıktıktan sonra aracı durduruyor. Son gaz hızına yoluna devam edip bir kaza vesaire yapmasına engel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bunu da size anlatmış olalım. Şimdi bu videomuzun giriş kısmıydı arkadaşlar. Şimdi ilerleyen bölümlerde bunları tek tek size anlatacağım. Sağ dönüşü, sola dönüşü, motor çevirme özellikleri ve ekstra kumandanın kendi özelliklerini sizlere paylaşmış olacağım. 5-6 çeşit bir kumandayı ayrı ayrı size anlatacağım. Bu da sadece size bu kumandaların arasındaki farklar ve uygun fiyatlı kumandaları size göstermeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi gelin diğer bölümlerde kumandalarımızı tek tek size anlatalım. Diğer bölümlere geçmiş olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.